Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Şubat 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Kahramanmaraş merkezli iki depremde arama kurtarma çalışmaları canla başla devam ediyor. 10. günde iki yeni mucize gerçekleşti. 212. saatte 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan çıkarılırken 222. saatte ise 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin üzerinden geçen 228. saatin ardından sevindiren bir haber de Hatay'dan geldi. Antakya'da Oymak sokaktaki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir anne ve iki çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Türkiye 6 Şubat sabahı tarihi depreme uyandı. Sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarstı. Bu büyük şoku henüz atlatmadan 9 saat sonra Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem trajediyi büyüttü depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları devam ediyor felaketin üzerinden 10 gün geçse de umutlar hala diri bu diri umutlarla can Haş bir şekilde çalışan kurtarma ekipleri bu çalışmaların karşılığını almaya devam ediyor Allah Mucize bu kez Hatay'ın Merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'ta yaşandı. Oymak Sokak'ta depremde yıkılan Uğur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir kadın ve iki çocuğa ulaştı. Devam et, devam et. İsminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğu ekiplerin çalışmasıyla depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuklar ve annelerinin sağ olarak çıkarılması sonrası çevredekiler gözyaşlarını tutamadı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üç tane lan, üç tane. Depremin ilk anından itibaren yardım seferberliği başlatan İslam Toplum Milli Görüş ve Hasene, Türkiye ve Suriye'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor. Son olarak bugün 547 adet jeneratör deprem bölgesine doğru yola çıktı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 ile yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İslam Toplumu Milli Görüş ve Hasene Yardım Derneği de Türkiye'deki deprem bölgesine yardımlar ulaştırmaya devam ederken son olarak 547 adet jeneratörün Türk Hava Yolları uçağına yüklendiği ve Adana Havalimanı üzerinden deprem bölgesine doğru yola çıktığı aktarıldı. Konuyla ilgili Camia TV'ye açıklamalarda bulunan Hasene Yardım Derneği Başkanı Bekir Altaş, depremin gündemden düştüğünde de yardımların devam etmesi gerektiğini söyledi. Değerli kardeşlerim, şu anda Düsseldorf Havalimanı'ndayız. Jeneratörlerimiz geldi 547 adet. Bunları şu an uçaklara yükledik ve Adana Havalimanı üzerinden deprem bölgesine doğru gönderiyoruz. Her gün buradan Düsseldorf'tan, Frankfurt'tan ve diğer Avrupa ülkelerinden yardımlarınızı gerek tırlarımızla, gerek uçaklarımızla birlikte deprem bölgesine ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bunu mümkün kılan lojistik firmalarımıza, özellikle de Türk Hava Yolları'na teşekkürlü bir borç biliyorum. Çok hızlı bir iş bir şekilde, umbürokratik, bürokratik sınırlamaları kaldırarak hızlı bir şekilde yardımcı oldular. Sizlerin yardımlarını onlarla birlikte deprem bölgesine ve depremden mağdur olan insanımıza ulaştırabildik. Yapılan yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar toplam 100'ü e aşkın yardım tırı, 80'i e aşkın yardım aracı, 333'ten fazla gönüllü, 30'dan fazla arama kurtarma personeli ve 50'yi aşkın sağlık personeli yer alıyor. Deprem haberlerde ikinci, üçüncü günden maddesine kaydığında dahi sizlerin bu yardımlarına devam etmesi gerekiyor. Bizlerin bu gayreti devam etmesi gerekiyor. Tüm şehirler yıkıldı. Yeniden imar edilmesi gerekiyor. Şu anda acil yardımla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak yarın bu şehirleri birlikte imar etmemiz gerekiyor. Bu imar kolay olmayacak. Bugünden yarın olmayacak. Bundan hareketle sizler deprem bölgesini gündeminizde tutmanız gerekiyor. Hep birlikte deprem zedelerle alakalı çalışmaları devam ettirme gibi bir sorumluluğumuz var. Buna göre deprem zedelere yiyecek, içecek, giyim, hijyen ürünleri ve ısınma malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde ayrıca lojistik merkezi, mobil klinik, aşevi ve fırınla depremzedelere hizmet veriliyor. Depremin ilk anından beri İGMG ve Hasene'nin bölgeye yaptığı yardımları ekrana getiriyoruz. Tabii bölgede yaşanan acıları da sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bölgedeki gidip gelenlerin izlenimleri çok çok farklı. Bu noktada şimdi yanımızda Hasene Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bekir Altaş var. Bekir Bey bölgeden deprem bölgesinden henüz yeni geldi. Onunla hem deprem bölgesiyle ilgili son izlenimlerini hem de Hasene'nin yaptığı yardımlar ve yapacağı yardımları konuşacağız. Şimdi Bekir Bey'e ben hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Ferhan Bey. Şimdi Bekir Bey depremin ilk gününden itibaren biz depremle ilgili haberleri paylaşıyoruz. Maalesef gerçekten bölgedeki durum çok acı. Yüzyılın afeti diyoruz. Daha önce görülmemiş bir afetle karşı karşıyayız. Biz tabii haberleri aktarıyoruz ancak bölgedeki durum açıkçası merak ediyoruz. Siz de bölgeyi bizzat gözlemlediniz gittiniz ve depremin ilk anından beri bölgedeydiniz. Öncelikle sizin oradaki gözlemlerinizi merak ediyoruz. Biz haberleri aktarırken siz oradaki gözlemlerinizden yola çıkarak neler söylemek istersiniz? Ferhan Bey öncelikle başımız sağ olsun. Gerçekten 100 yılın afeti veyahut 500 yılın afetini yaşıyoruz. Şu an itibariyle orada deprem zedelerimiz çok ciddi bir sınav veriyorlar. Enkaz olmayan bir sokak bulamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Yani kelimelerle ifade edilemeyecek bir yıkım var. Bütün bir sokağın sağlı sollu baştan sona kadar yıkıldığı sokaklar şehir merkezleri çok fazla. Yapmış olduğumuz resmi görüşmelerde özellikle Kahramanmaraş için söylüyorum. Yapmış olduğumuz resmi görüşmelerde şehrin yüzde %90'ının yıkıldığını veyahut kesinlikle oturulamayacak bir düzeyde olduğunu ifade etmiş oldular. Yani şehir tamamen yeniden imar edilmesi gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Bu şu andaki oradaki depremzedelerin artık evlerinde değil, sıcak yuvalarında değil, evleri yıkılmamış olsa dahi sokakta yaşıyorlar manasına geliyor. Çok ciddi bir ulaşım sorunu var aynı zamanda. İşte köylerdeki insanların yardım almak için, ulaşmak için işte şehir merkezlerine gelemedikleri bir durum söz konusu. Barınma sorunu var, sağlık sorunu var. Yani depremden kurtulan insanlar bu kez işte soğukla mücadele ediyorlar, Sa sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Yani şu anda e, özellikle kuzey bölgelerine, Kahramanmaraş'ın özellikle kuzey ilçelerine doğru gittiğiniz zaman eksi 15 dereceye kadar bir soğukluk var. Evet. E, 30 e, santimlik karlı e, bölgeler görmüş olduk. E, tabii bu insanlar nerede yaşıyorlar? Bu insanlar sokaklarda yaşıyorlar. Bu insanlar özellikle ilk günler su yok. Bakın çadır ve barınak zaten yok. Temiz su olmadığı gibi gıda sorunu ciddi manada var idi. Yani dolayısıyla bu insanlara acil yardım çerçevesinde hızlı bir şekilde bu barınma sorunu çözmemiz gerekiyor. Çözülmesi gerekiyor. Ki şu anda çadır kentlerin oluşturulmasıyla birlikte şehirlerin yavaş yavaş tahliye edilmesiyle birlikte bir nebze olsun buna bir çare bulunmak üzere. Ama yani gerçekten bu noktada ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu çok ciddi bir yıkımla karşı karşıya olduğumuzu özellikle ifade edebilirim. Çocukların, e, hasta olmayan bir çocukla karşılaşmadım, öksürmeyen bir çocukla karşılaşmadım. Yani Dolayısıyla bu insanlar eksi 15 derecelerde, şehir merkezlerinde eksi 2-5 derece arasında e, e, seyrediyor. E, bu soğukta çocukların ve yaşlı insanların özellikle çok ciddi manada kırılgan olduklarını gözlemliyorsunuz. Yani birçok aileye gittiğimiz zaman işte e, derme çatma oluşturmuş oldukları çadırlarda ilk etapta, ee, i̇nsanların e, işte eşlerini çocuklarını işte ailelerini e, yaşlılarını çadırlara işte derme çatma çadırlara koyup bir şekilde e, ısıtma gayreti içerisindeyken erkeklerin dışarıda işte ağaçları kesip kedileri de bir şekilde yakarak ısıttıkları da şahit olmuş olduk. Yani dolayısıyla e, ısınma, barınma, sağlık bunlar çok ciddi sorunlar. Bunları bir şekilde aşmamız gerekiyor. Bu konularla alakalı. ...tüm STK'lar ve devlet zaten bu noktada seferber olduğunu ifade edebilir. Tabii bunu soracaktım ben. Şimdi siz ihtiyaç malzemelerini sıraladınız, sıralamaya başladınız ancak... ...tabii başa dönecek olursak biz depremi ilk duyduğumuz andan itibaren... ...Hasene'nin bir çalışma içerisine girdiğini gözlemledik. Siz de ilk hemen bu deprem haberini alıp almaz bir ekiple bölgeye gittiniz. Şimdi ilk başta tabii Hasene o noktada nasıl bir çalışma yürüttü... ...onu da açıkçası merak ediyoruz... Hasene'nin deprem anından itibaren bölgede yaptığı çalışmalarla ilgili de kısaca bilgi verir misiniz? Evet. Hasene'nin e, Türkiye'de yapılamış olması, e, Türkiye'de şubeleşmiş olmasıyla birlikte e, depremin üzerinden e, işte 6 saat geçmeden e, ilk ekiplerimiz bizim deprem bölgesine ulaşmış oldu. E, bu konuda acil e, yardımlarımızı arabalarımızla, araçlarımızla birlikte zaten gıda başta olmak üzere e, gerekli ekipmanlarımızla bile oraya ulaşmış olduk. E, tespit çalışmalarımız yapılmış oldu, fizibilite çalışmaları yapılmış oldu. E, akabinde e, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere e, iki tane iki tane lojistik merkezimi oluşturmuş olduk. Almanya'dan Avrupa'dan gelmiş olan e, yardım tırlarımızla birlikte ve yine Türkiye'den tedarik etmiş olduğumuz yardımlarla birlikte bu lojistik merkezlerine e, bunları getirmiş olduk. Buradan da işte e, biraz daha küçük araçlarımızla, kamyonlarımızla, işte e, Ford Transit gibi araçlarımızla birlikte bunları mahallelere ilçelere, köylere ve kasabalara kadar indirmeye gayret etmiş olduk ve şunu özellikle ifade edebilirim: birçok gitmiş olduğumuz köyde ilk biz gitmiş olduk zaten çünkü birçok tırla o bölgelere girmek zaten mümkün değil. Mutlaka lojistik merkezleri üzerinde yapmış olduğunuz çalışmalarda bunu yapmanız gerekiyor. Açlık çok ciddi bir sıkıntı, sıkıntıydı. Yani hiçbir marketin açık olmadığı, hiçbir fırının çalışmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. İnsanların paranın bir hükmünü yok. Yani cebinizde istediğiniz kadar paranız olsun gidip de onunla bir bir gıda ürünü veya işte çocuğunuzu bir mont alabilecek bir durumda değilsiniz. Gece karşılaştık insanlar depremle, İnsanlar pijamalarıyla tabiri caizse sokağa çıkmış oldular. Tekrar girip de işte üzerine kıyafet giyecek vesaire alamadılar. Evet. Bu insanları bir şekilde giydirmeniz gerekiyor. Yani Dolayısıyla paranın hükmünün olmadığı bir yerde yardım kuruluşlarının çok ciddi bir görev düşüyor. Kesinlikle. Ve bu noktada gerçekten çok hızlı bir şekilde elbette ki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kendi lojistik merkezlerimizi daha pazartesi günü ilk iki tanesini kurmak suretiyle şu anda dörde kadar çıkartmış olduk. Adıyaman ve Hatay'da buna dahil etmiş olduk. Bu dört ilde lojistik merkezlerimizi kurup, insanımıza doğrudan ulaşmaya gayret etmiş olduk. Fırınlarımızı kurduk. Mobil fırınlarımız. Günde 10 bin civarında bir üretim söz konusu. Aynı zamanda AFAD gibi veya işte yabancı ülkelerden gelmiş olan arama kurtarma ekiplerinin işte gıda sorununu da gidermeye gayret etmiş olduk. Özellikle ilk günlerde. Ondan sonraki süreçte değerli kardeşlerim işte temiz su evet. sorununu gidermeye gayret etmiş olduk. Çok önemli bir meseleydi. Kesinlikle. Yani hastalıkların çok yoğun olabileceği bir sıkıntıyla karşı karşıya Tabii. kalmıştık. Yani dolayısıyla temiz su ile alakalı temini yine diğer kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde temin etmiş olduk. Hı. Sağlık sorunu çok önemliydi. Mobil klinimizi Balkanlardan Türkiye'ye çekmiş olduk ve orada şu anda 50 aşkın doktor ve hemşiremizle birlikte sağlık taraması yapıyoruz. Kahramanmaraş'ın merkezinde. şu anda da ambulansla birlikte ambulanslar birlikte köylere kadar iniyoruz. onun ötesinde arama kurtarma ekiplerimiz Asaha'ya indiler. birçok kardeşimizin cenazesini teslim etme mutluluğunu yaşıyoruz. Yani insanlar onurlu bir şekilde işte cenazelerinden vedalaşabilmek istiyorlar. Bu 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 çok farklı bir duygu. Aynen. Yani canlı kurtarma'nın dışında cenazenin de tesliminin ailelere teslim edilişinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha orada görmüş olduk. Ama edamda bir tane teyzemizle canlıları kurtarmaya da başarmış Tabii. olduk. Yani bunlar çok önemli ayrıntılar. Onun dışında çadır kentleriyle alakalı çalışmalarımızı başlattık. İşte hijyen dedik. Bu noktada işte tuvalet teminiyle ile alakalı sıkıntıları göz önünde bulundurmak ilgili belediyelerle birlikte çalışmak suretiyle bunları e, oluşturmaya gayret ettik yani her koldan her e, aşamada bir takım çalışmalar yapmış olduk Biraz önce buraya gelirken de ilk ee, ana sınıfımızı e, oluşturmanın e, sevincini e, arkadaşlarımız benimle paylaşmış oldular. Hı. İşte 300 metrekare e, büyüklüğünde bir e, çadırda ilk e, çocukların e, oyun alanını oluşturmuş olduk ki bu da o çocukların artık normale dönen, Kesinlikle. işte biraz daha e, farklı bir e, psikoloji e, bulun e, içerisine girebilme açısından e, önemli bir çalışmaydı. Kesinlikle. Arzu etmiş olduğumuz bir çalışmaydı. İşte buradaki e, çocuklarımız ben yarın inşallah tekrar yollayayım. Hı. Buradaki çocuklarımızın e, yazmış oldukları mektupları oraya götüreceğiz. E, oradaki e, çocukların mektuplarını buraya getireceğiz. Böylelikle e, bir e, işte dostluk, bir mektup arkadaşlığı söz konusu olmuş olacak. Yani eğitim başkanımızın da başlatmış olduğu bu tür çalışmalarla birlikte artık çocukları yavaş yavaş normal bir hayata doğru götürme gayreti içerisinde olacağız. Ne kadar mümkünse artık. Evet tabii. Asrın felaketi sonrası normale dönüş de çok önemli. Bu attığınız adımlar da o noktada anaokulu, çocukların normal hayata hazırlanması noktasında çok önemli bir adım olarak görüyorum ben de bu noktada. Tabii diğer bir önemli husus da, bu deprem felaketinin etkilendiği diğer bir ülkede Suriye biliyoruz ki Hasene orada da çalışmalarına devam ediyor. İlk andan itibaren oraya da yardım götürdünüz. O konuda neler söylemek istersiniz? Evet. E, Suriye tabii e, Türkiye'nin etkilendiği kadar Suriye'de çok ciddi manada etkilendi depremden. E, ciddi bir yıkım söz konusu. E, bundan hareketle e, ilk yardım tırlarımızı eşit bir biçimde ilk etapta e, Suriye'ye de gönderme noktasında azami derecede gayret göstermiş olduk. Tırlarımızı e, gerektiğinde bizim kendi e, lojistik merkezlerimizde e, hazırlayıp onları oraya doğru göndermiş olduk. İlk e, şeylerimiz, e, ilk dağıtımlarımız gerçekleşmiş oldu. E, şimdi pazartesi günü itibariyle altı tırımız daha e, oraya doğru gidiyor. E, İstanbul'da şu anda bunların e, e, belirtilen istekler, belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda dolduruluyor. İşte jeneratörlerden tutun da işte çadırlarına kadar, e, gıda malzemelerine kadar ve bir doktor ekibimizle birlikte Suriye'ye doğru pazartesi giriş yapması planlanıyor. E, bu altı tırımızla birlikte doktor ekibimiz inşallah hem dağıtımları yapmış olacaklar hem o Belki insanlarımızın da e, işte dertlerini dinleyecekler, sağlık sorunlarıyla alakalı gerekli olan çalışmalar yapacaklar. Gerekirse eğer e, bu ihtiyaç doğrultusunda e, raporlar bu noktada e, bir ihtiyaç belirtisi ol, olursa e, bizim e, mobil kliniğimizin bir ikincisini de Suriye'ye doğru yola çıkarmış olacağız. Bununla alakalı da gerekli fizibilite çalışmaları belli bir noktada devam ediyor. E, araziden bu noktada partner kuruluşlarımızdan geri dönüşlerimizi bekliyoruz. E, ama orada da olmak e, bizim için çok önemliydi. E, bunun için de özel bir çalışma yaptığımızı özellikle altını çizmek isterim. Bunun ötesinde tabi deprem bölgesinde çok ciddi bir Suriye'den bir göç de var. E, biz e, göç dairesiyle birlikte e, bu kardeşlerimizi yerinde özel olarak tespit ederek yani Türkiye'de yaşayan deprem bölgesinde yaşayan Suriye'de göçmenlerin e, yerlerinde özel olarak tespit etmek suretiyle onlara da e, yardım götürme gayreti içerisinde olduk. Yardım götürmenin ötesinde şu da çok önemli. Kendi dillerinde bu insanlarla hasbihal edebilmeniz gerekiyor. Yani e, biz burada gurbette yaşayan... Biz burada işte e, e, Türkiyeli e, Müslümanlar e, olarak kendi dilimizde bir sorun yaşadığımız zaman her ne kadar Almanca'yı çok iyi konuşuyor olabilsek dahi kendi dilimizde bizim sorunumuzla ilgilenen insanlarla karşılaştığımız zaman ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Bu kardeşlerimize o şekilde düşüneceksiniz. Yani bu kardeşlerimize Arapça işte manevi rehberlik verilmesi gerekiyor. İdi e, imamlarımız şu anda sahada imamlarımızın e, Arapça bilmeleri e, doğrultusunda e, bu hizmeti de orada özellikle de Suriyeli kardeşlerimize göçmen dairesiyle birlikte sunma gayreti içerisindeyiz olabildiğince. Yani dolayısıyla Suriyelilere yönelik hem Türkiye içerisinde hem Suriye'nin e, kendi toprak bütünlüğü içerisinde bunları da e, yapma gayreti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Evet Bekir Bey gerçekten depremin ilk anından itibaren İslam toplumu milli Görüş ve Hasene bölgeye koşan ilk STK'lardan biriydi. Bu noktada biz de yaptığınız tüm çalışmaları ekrana getirmeye çalıştık. Çok çok önemli çalışmalardı. Az önce belirttiğiniz gibi arama kurtarma da dahil Enkazdan canlı vatandaşların çıkarılması dahil çok önemli bir birliktelik sağlandı orada biz de tabi bunlar için hepsi için size teşekkür ediyoruz tabi siz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz bir şey var mı diye son kez de sormak istiyorum yarın tekrar bölgeye gideceğinizi söylediniz zaten bölgedeydiniz çok olmadı geleli bununla ilgili tekrar gittikten sonra oradaki çalışmalarda eklemek istediğiniz bir husus var mı? Tabii şu anda ikinci gidişimizin e, temel sebeplerinden bir tanesi e, orada çadır kentlerimizi kuruyoruz. Yani belediyelerimizle bu noktada her dört ilde de bu noktada belli bir e, noktaya getirmiş olduk. Protokoller imzalanmış durumda. E, buradan e, özellikle Avrupa'dan e, çadırlar temin edilmiş durumda. İşte e, Türk Hava başta olmak üzere kendilerine de özellikle burada teşekkür etmek istiyorum. E, kargo uçaklarıyla birlikte bunları e, Adana üzerinden deprem bölgesine ulaştırmış bulunmaktayız. Ulaştırmaya da devam ediyoruz. Ancak bunun ötesinde artık uzun vadeli çalışmalar da planlanması gerekiyor. Bu insanların barınma sorununu çözmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bundan hareketle daha kalıcı projelerin oluşturulması, işte yetimhanelerden tutun da işte insanların sosyal alanların oluşturulması gibi bir takım projelerin orada bizzat yerinde ilgili kurumlarla, ilgili belediyelerle görüşülerek şu andan itibaren planlanması gerekiyor. Bugün planlayacağız ki 3 ay içerisinde bunları hayata geçirebiliriz. Asıl gidiş sebeplerimizin başında bu geliyor. Bu noktada ben özellikle bağışçılarımıza eklemek babından, bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizi bu noktada yalnız bırakmanın ötesinde bizi ne zaman gidiyorsunuz, nereye varıyorsunuz, yani çok ciddi Ciddi manada bir takip de söz konusu telefonlarımızın susmadığını ifade özellikle ifade etmek isterim. Ee, yani hem bağış yapıp hem bu şekilde takip ettik etmiş olmaları ayrı bir güzellik. Onu da özellikle ifade etmiş olayım. Tabii devlet yetkililerine bu noktada e, teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Yani hem Avrupa'daki ülkelerin bürokratik engelleri özellikle tamamen kaldırarak yani çok hızlı bir şekilde bir takım işte bir takım izinlerin çıkartılması Türkiye'de çok hızlı bir şekilde bu noktada bizim hem arama kurtarmada hem diğer çalışmaları da çadır kent gibi hususlarda izinler izinleri çıkartmış olmaları ve bizim arazide bu çalışmaları yapmamızı sağlıyor olmaları gerçekten takdire şayan. Elhamdülillah bu noktada hem diğer STK'larla da dedi bir şekilde hem de diğer ülkelerden gelmiş olan arama yardım arama kurtarma ekipleriyle Gerçekten güzel bir çalışma, ortak bir çalışma sergileyerek sonuca doğru gittiğimizi görüyoruz. Bunlar Korne orada, o arazide, bir de bu kadar büyük bir felaketin içerisinde bu Korne gerçekten çok önemliydi. Bunu yapabildiğimiz için ben çok mutluyum. Bu da sadece o insanların ve oradaki bütün ekiplerin işte insicamlı bir şekilde ortak bir bilinçle çalışıyor olmasını, uhuvvetin belli bir noktaya geldiğini bir göstergesi olarak görüyorum. Ancak bu şekilde mümkün evet. olurdu. Bundan sonra da bu şekilde olacak. Son bir şey daha ifade etmek istiyorum Ferhan Bey. Hayır. Çok önemsediğim için. Şimdi birkaç gündür siz her gün e, depremle alakalı yayın yapıyorsunuz. Evet. Ama birkaç hafta sonra artık e, haber bültenlerinde ikinci, üçüncü maddeye düşecek. Belki birkaç ay sonra da tamamen gündemden çıkacak. Maalesef. E, ancak oradaki felaket çok büyük bir felaket. Oradaki yıkım çok büyük bir yıkım. Yani biz bizim üzerimize düşen sorumlulukların başında Burayı birlikte, hep birlikte, el birliğiyle tekrar imar etmek. Bu insanların sorunlarını çözmek. Bunu da ancak gündemde tutarak yapabiliriz. Camiye TV bunu yapacaktır. Bundan şüphesi, hiç şüphemiz yok. Ama ben kardeşlerimize, bağışçılarımıza, mensuplarımıza ve özellikle bizi dinleyen bütün kardeşlerimize bir çağrımdır. Telefonlarda, televizyonlarda artık bu noktada bir gündem olmamış olsa dahi zihninizden bu, ülke, bu insanları çıkarmayın. Zihninizden bu kardeşlerimizle alakalı e, ihtiyaçları e, unutmayın. Mümkün mertebe her ay bu kardeşlerimizle alakalı bağışlarda bulunmaya devam edin. Yani bizim gerçekten bu noktada imar etme gibi bir sorumluluğumuz var. Bu kardeşlerimizin çok büyük bir sınavdan geçiyorlar. Evet. E, ama biz de bir sınavdan geçiyoruz. Bizim sınavımızda onları yalnız bırakmamak. Kesinlikle. Biz eğer onları yalnız bırakmaya başladığımız zaman, e, o zaman biz sınavı kaybetmiş olacağız. Benim inancım budur. Bizim inancımız budur. Bundan dolayı. E, haseten rica ediyorum çevrenizi dostlarınızı arkadaşlarınızı iş yerinizde çalışma arkadaşlarınızı okulla işte öğrenci dostlarınızı mutlaka bir şekilde gündemde tutup çeşitli faaliyetlerde çeşitli aksiyonlarla buradaki imar çalışmalarına ay bir ay mutlaka dahil olmaya gayret etsin ben de tam bu noktayı söyleyecektim aslında tabi hasenin deprem olur olmaz başlattığı acil yardım çağrısı büyük bir teveccüh bulmuştu vatandaşlarda bu noktada büyük bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bu çağrıya yenileyecek misiniz? İşte Vatandaşlar neler yapmalı diye size soracaktım. Siz onu tekrar vurguladınız. Biz de buradan bir kez daha bu çağrınızın altını çizelim. Gerçekten bölge asrın felaketi denilen bir durumda. Bütün evler yıkılmış. Sizin de bahsettiğiniz gibi insanlar çok zor durumda. Bu yardımların bir haftalık iki haftalık değil uzun süreye yayılması gerektiği noktasında biz de bir kez daha vurgulamış olalım camiati olarak. Ferhan bey bu bir maraton olacak. Yani bu süreç uzun bir süreç olmuş olacak. Yani bundan hareketle bir gün, iki gün, bir hafta, bir aylık bir süreç değil. Nereden baksanız bir yıllık bir planlama içerisindeyiz. Biz şu anda sadece korne ve lojistik merkezimizle alakalı. Yani bunun ötesinde de tabii ki kalıp projeler derken kalıcı projeler derken çok farklı bir noktada orada arazide bulunacağız. Ee, ama e, başlığımızda bulunacağız cemaatimizle buluşacağız. Her bir cemiyetimizin belki bir kardeş ilçesi köyü olacak örnek olarak. Yani dolayısıyla böylelikle biz sürekli bir biçimde bu kardeşlerimize yardımımızı buradan götürme gayreti içerisinde olacağız. Sizlerin aracılığıyla da cemaatimizde, insanımızla, izleyicilerimizle buluşturma gayreti içinde olacağız. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bekir Bey ben çok teşekkür ediyorum. Hasina Başkanı Bekir Altaş yayınımızdaydı. Tabii yarın bölgeye tekrar gideceksiniz. Oradaki durumu siz çok iyi biliyorsunuz. Biz de buradan Camii TV olarak selamlarımızı bölgeye iletelim. Ee, i̇nşallah yardımlarda bu noktada elimizden geldiği kadar biz de yayınlarımızda destek olmaya devam edeceğiz. Evet, Hasene Başkanı Bekir Altaş yayın konumuzdu. Hem bölgedeki son durumu ondan aldık hem de Hasene'nin yaptığı ve yapacağı yardım faaliyetleriyle ilgili de bizi bilgilendirdi. Tabii biz yayınımıza sıradaki haberle devam ediyoruz. Almanya'da Türkiye ve Suriye'deki deprem zedeler için kent meydanlarında dua programları düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak Nürnberg ve Mannheim'da binlerce kişi toplu dua için bir araya geldi. Evet vatan Türkiye'mizde ve Suriye'de meydana gelen ve hakikaten gönüllerimizi, kalplerimizi... İslam Toplumu Milli Görüş Kuzey Baviera Bölgesi ile Rayne Kazar Bölgesi, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için dua programları düzenledi. Programlara binlerce kişi katılım sağladı. İslam Toplumu Milli Görüş Kuzey Baviera Bölgesi'nin Nürnberg Kornmark'ta düzenlediği programa İslam Toplumu Milli Görüş Kuzey Baviera Teşkilatı Bölge Başkanı İsmail Satır, Din Hizmetleri Ateşesi Fuat Gökçebay, İslam Toplumu Milli Görüş Nürnberg Merkez Camii Başkanı Yusuf Güler, DİTİP Kuzey Bavyera Eyalet Birlik Başkanı Uğur Cankurt ve çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

yapılan yardımlara değindi. Din Hizmetleri Ateşesi Fuat Gökçebay, hayatını kaybeden on binlerce insanımız ve kurtulanlar için dua okudu. İslam Toplumu Milli Görüş Rayna Kazar Bölge Başkanlığı ve Mannheim Fatih Camii de Türkiye ve Suriye depremlerinde hayatını kaybedenler adına Manheim'in merkezinde toplu dua için bir araya geldi depremzedeler için yapılan dua programına Mannheim Belediye Başkan Sözcüsü Peter Drakul da katılım sağladı. Türkiye'de meydana gelen depremler sadece o bölgede yaşayanlar ya da Türkiye'dekilerin değil, tüm duyarlı insanların yüreğinde büyük acının düşmesine neden oldu. Avrupa'da depremzedeler için meydanlarda toplanan vatandaşlardan sonra Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki hatta binlerce değil on binlerce diyebiliriz. Çünkü 12 bin kilometre uzaktaki Avustralya'da yaşayan Müslümanlarda da büyük üzüntüye neden oldu. Avustralya'da Müslümanlar Türkiye'deki deprem sonrası yardım seferberliği başlattı. Meydanlarda düzenlenen programlarda da deprem zedeler için dua edildi. Türkiye ve Suriye'deki depremde hayatını kaybedenler için Avustralyalı Müslümanlar da Kur'an-ı Kerim okuyarak duada bulundu. Depremzedeler için yardım da toplanan Avustralya'da İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Başkanlığı bir dua programı düzenledi. Bölge Başkanı Ramazan Öktün deprem dolayısıyla derin üzüntülerini dile getirdikten sonra dualarımız Türkiye ile Suriye ile. Avustralya'da yaşayan Müslümanlar olarak ne kadar uzakta olsak da dualarımızla sizlere çok yakınız dedi. Avustralya bölgesi Dandenong Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Emir Sultan Camii Külliyesi'nde de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hayır çarşısı düzenlendi. Yoğun katılım sağlanan programda deprem bölgesine gönderilmek üzere 135 bin dolar toplandı. Hasane Derneği'ne teslim edilen bağışlarla depremzedelerin ihtiyaçları giderilecek. Topladıkları bağış miktarının rekor bir seviye olduğunu belirten Dandenong Şubesi İrşat Başkanı Mehmet Salih Doğan, ilerleyen günlerde düzenleyecekleri başka kampanyalarla deprem bölgelerine yardım etmeye devam edeceklerini belirtti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Fransız ekip, Ülkesine geri döndü. Fransız arama kurtarma ekibi, Paris'te Charles de Gaulle Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ile etkileyen depremlerin ardından Fransız sınırsız kurtarıcılar kurumundan Hataya giden arama kurtarma ekiplerinden bir ekip Salı günü hava alanına dönüş yaptı. Arama kurtarma ekibini başta Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu ve Hasene Yardım Derneği olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş sevgi seliyle karşıladı. Çiçeklerle karşılanan arama kurtarma ekibi mensupları da karşılama nedeniyle duygusal anlar yaşadı. Hatay'da enkazdan birçok canlı kurtardıkları bilgisini paylaşan kurtarma ekibi çalışanları, arkadaşlarının bir kısmının hala çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. Evet bu haberle bugünlük de en sonuna geldik. Bugün depremin üzerinden 10 gün geçti. Hala çok güzel haberler alıyoruz. Tabi kurtarılma haberleri var. Bu bizim umutlarımızı artırdı. Bizi sevince de boğan haberler bunlar. Ancak tabi üzüntülerimiz de çok fazla. Kaybeden 35 binden fazla can var. Bununla ilgili de tabi bütün hem Avrupa'da yaşayan Türkler hem Müslümanlar olarak da derin üzüntü duyuyoruz. Bölgeyle ilgili az önce yaşanan süreci Bekir Altaş özetledi. Bölgenin çok daha fazla yardıma ihtiyacı var. Sadece bugün iki gün için değil, önümüzdeki süreç çok önemli olacak. Onun için bir kez daha vurgulamak gerekirse yardımlarımıza devam etmemiz çok önem arz ediyor. Hem nakdi yardımlar hem de bölgeye göre gıda, temizlik, hijyen... Bütün devlet yetkilileri de bunları vurguluyor. Onun için bu yardımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Biz de bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yarına kadar Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.